Medyapod'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. Pandeminin yeni bölümündesiniz. Bu bölümde Singapur'a gidiyoruz. Karşımda Haydar Şahin var. Haydar 4 aydır orada. Doktora öğrenimi için orada. Doktora öğrenimi demem doğru mu ya Haydar? Doktora öğrencisi değil Sanıyorum doğru, yani bir yerde eğitim süreci olduğu için doktora öğrenim de diyebiliriz bence. Evet. Haydar, sen aslında az önce de konuşuyorduk kayda başlamadan. Tam böyle olayların başladığı tarihlerde Singapur'a gitmişsin. O dönemden anlatmaya başlaman gerekirse, bu süreci nasıl yaşıyorsun, nasıl gözlemliyorsun? Neler oluyor Singapur'da? Elbette. Ya şöyle, Singapur Çin'e hem lokasyon olarak yakın, aynı zamanda nüfusunun %70-75 oranında Çin kökenli olduğu bir ülke. Dolayısıyla yani Çin'deki herhangi bir şeyin burayı etkilememesi zaten söz konusu olamıyor. Ben 4 aydır buradayım. Gelirken hatırlıyorum, yani Hong Kong aktarmalı gelmiştim Singapur'a. İlk o zamanlarda Aralık ayının sonlarına doğru ara ara böyle Wuhan merkezli bir virüsün yayılımda olduğunu haberini görüyorduk, ama ben ilk defa işin ciddiyetini havaalanında, Hong Kong'da alınan önlemler, sonra Singapur'a geldiğimde buradaki havaalanında alınan önlemleri gördüğümde anlamıştım. Dediğim gibi 4 aydır buradayım ve bu süre içerisinde bayağı deneyimleme şansım oldu. Şunu söyleyebilirim net bir şekilde, Singapur gerçekten buradaki yaşantım içerisinde hissettiğim şekilde de bu süreci iyi yöneten ülkelerden bir tanesi. Yani başından beri hepimiz çok yoğun bir şekilde takip ediyoruz. Örneğin Türkiye üzerinden bakacak olursak neredeyse son bir ay, 1,5 aylık bir gündem oldu. Ama burada 4 aydır gündemde Tabii. olan bir konu aslında bu koronavirüs meselesi. Sonuçta bir yönetim meselesi olduğunu aslında düşünüyorum. Bulunduğunuz ülkenin virüse nasıl yaklaştığı, onu nasıl ele alıp insanları yönlendirdiği, gerçekten virüsün yayılması konusundaki en önemli etken. Singapur bu konuda istatistiklere bakıldığında, göründüğünde de gerçekten başarılı bir şekilde bu süreci yönettiğini ben söyleyebilirim. Peki neler yapıyordu ya da hala neler yapıyor? Önlemlerden bahsetmek gerekirse Ya gündelik birincisi, hayatını evet, nasıl etkiliyor mesela? gerçekten bilgilendirme kısmı ben fazlasıyla önemsiyorum ve hakikaten bu işi çok iyi yapıyorlar. Yani ilk günlerde, hatta hatırladığım kadar Ocak ayında falan, ben biraz yani bu kadar abartmaları doğru mu acaba falan gibi yaklaşıyordum meseleye. Ama gerçekten yani her gün bir şekilde durumun ne olduğu, nasıl yaklaşmamız gerektiğini, neler yapılması gerektiğine dair devamlı bildirimler falan oluyordu. Mail üzerinden, aynı şekilde bulunduğumuz yerlerde pano üzerinden bilgilendirme, yani internet üzerinden aynı şekilde çok yoğun bir bilgilendirme yapıldı. Bu gerçekten faydalı, çünkü insanlar hani nasıl yaklaşması gerektiğini en başından beri biliyorlar. Başlıca bunu yaptılar. İkincisi, çok yoğun karantina koşulları uygulandı. Ama şöyle, biz bugüne kadar, yani bugün 7 Nisan itibariyle artık lockdown denilen sürece girdik. Bugünden öncesi için hayat gerçekten çok normal akıyordu burada. Yani herkes sokak istediği gibi çıkabiliyor. Yani dünyanın birçok yerinde karantina ilan edilirken bugüne kadar gerçekten yani çok rahattık biz burada. Ama bunu şuna borçlu olduğunu düşünüyorum Singapur'un. İlk günden beri yurt dışından gelen insanları çok yoğun kuralları altında karantinaya aldılar. Aslında bunun 3 aşaması var. Doğrudan karantina değil. Bir tanesi leave of absence dedikleri, daha esnek olanı. Bir tanesi stay home notice. Örneğin stay home notice'de dışarı çıkamıyorsunuz. Ama mesela LOA dedikleri süreçte dışarı çıkabilirsiniz. Yani genel ana ihtiyaçlarınız için. Bir de karantina order denilen bir şey var. O da çok daha katı olan. Yani kesinlikle dışarı çıkamazsınız. Ya evde tek, yani diğer insanlarla bir etkileşiminiz olmadan kalmanız gerekiyor. Ya da devletin sağladığı çeşitli konaklama yerlerinde kalıyorsunuz. Bu süreci gerçekten çok iyi yönettiler ve dolayısıyla hani kaynak olabilecek her insanı izole ettiğiniz sürece sonuçta virüsün yayılması çok da mümkün olmuyor. Bugüne kadar bu iyi sağlanmıştı, ama geçen hafta bir resmi açıklama yapıldı ve artık hani bu şekilde kontrol edemez hale geldik. Çünkü dünyada çok fazla yayıldı ve dolayısıyla artık herkesi evlerinde kalmaya teşvik edeceğiz. İş alanları buna göre tekrar örgütlemeye çalışacağız gibi açıklamalar yapıldı ve bugün itibariyle biz de evde zaman geçirmeye, evde kalmaya, evde çalışmaya başladık. Yani aslında artık en katı
noktasına geldiğinizi söyleyebiliriz. Evet, evet, kesinlikle. Tabii ek başka bir sürü şey de var. Örneğin yani çok uzun süredir mesela yani günde iki defa her vatandaşın, burada yaşayan herkesin günde iki defa vücut sıcaklığını ölçüp bir sistem var. Oraya yüklememiz zorunlu örneğin. Bu bir yerde gerçekten şeyin kontrolünü de sağlıyor. Çünkü ateş %98 oranında bir belirleyen virüsün semptomları arasında. Dolayısıyla eğer ateşiniz varsa ona göre bir yönergesi var. Onu uygulamaya başlıyorsunuz. Çevremde henüz öyle virüse yakalanan herhangi birine rastlamadım ama bildiğim kadarıyla eğer mesela vücut sıcaklığınızı 37.5 ya da 38 olması lazım, emin değilim. Üzerinde girdiğinizde size bir yönerge bildirmeye başlıyor. Ona göre hareket ediyorsunuz. Anladım. Yani aslında Çin'in gölgesi gibi hareket ediyor diyebiliriz, evet. Singapur'a galiba. Evet. O da çünkü bu anlamda çok iyi bir takip sistemi geliştirerek kontrol altına aldı. Ki yani bence en etkili yöntemlerden biri sonuçta bu. İstatistik olarak süreci iyi yönetmek, iyi takip etmek. Bu işte Güney Kore, Hong Kong, Singapur bu gibi ülkelerin vaka sayılarındaki yani o artışın eksponansiyel olmamasının aslında bir yerde sebebi iyi bir istatistikle yönetiyor olmalarıydı. Çünkü şunun gibi örnekler var örneğin. Mesela bir arkadaşımın asistanlığını yaptığı bir ders. Bu dersi alan bir öğrencinin birinci derecede yakını virüse yakalanıyor. Eğer mesela o birinci derecede bir dersi alan öğrenci de pozitif, yani test sonucu pozitif çıksaydı, dersin hocası da pozitif ondan sonra olsaydı, dersi veren asistan arkadaşım gibi yani herkes karantina altına alınacaktı. Ama bu süre içerisinde mesela yani o dersi alan öğrencinin yakını pozitif çıkar çıkmaz ta en uzaktaki kişiye kadar arkadaşımı örneğin arayıp bilgilendiğini böyle bir durum var. Eğer ki işte hocanız da pozitif çıkarsa siz de karantinaya gireceksiniz gibi önden bilgilendirme. Yani çok yoğun aslında bir istatistik tutma durumu söz konusu. Bunun gerçekten ben en etkili yöntem olduğunu düşünüyorum. Halkın yaklaşımı nasıl peki? Yani alınan önlemleri nasıl karşılıyorlar? Ne kadar riayet ediyorlar? Ve hani benim bu salgındaki kıstasım hep şu: marketler ne durumdaydı diye soruyorum. Evet. Başladığında. Yani o yağma duygusuyla yüzleşmek zorunda kaldınız mı hiç? Market meselesi ben haberlerde birebir deneyimlemedim ama hani buradaki haberlerde gördüğüm kadarıyla ilk gün bir marketlerin boşaldığına dair, yani özellikle işte tuvalet kağıdı, tüm maskeler vesaire bu tür ihtiyaçların yani marketlerde stokların tüketildiğini falan görmüştüm. O yüzden burada da o konuda çok farklı değildi. Ama yani şunu söyleyebilirim. Mesela burada bilmiyorum neden Asya ülkelerinde gerçekten bu tür durumlarda maske takımı çok anladığım kadarıyla yaygın. İlk işte Wuhan'dan artık çıkıp mevzu daha böyle global hale gelmeye başladığında birçok insan maske takmaya başlamıştı burada. Çok fazla insan vardı. Ve hükümet şöyle bir duyuru yaptı. Yani maske takmayın dedi. Yani çünkü bunun bir koruyuculuğu vesaire falan yok. Bunu dedikten sonra gerçekten şeyi çok rahat görebildik. Yani sokakta hakikaten gözle görülür bir fark vardı. İnsanlar artık maske takmamaya başladı. Aynı şekilde mesela yakın zamanda bu işte sosyal mesafelendirme açıklama yapıldı. Sosyal mesafeyi korumaya yönelik bir bildirge yayınlandı. Hemen ertesi sabah bütün gerçekten yemek yeme yerleri, asansörler, yani insanların birikebileceği nereler varsa her yer işaretlenip yani buraya oturamazsınız, arada mesafe bırakacak şekilde mesela sıra bulunan yerlere işte çizgiler çekilip bu çizgilere göre ondan sonra durması sağlanmıştı insanlar. Buna çok büyük oranda gerçekten insanların uyduğunu falan en azından tanık oldum ben. Şey söyleyebilirim yani bir önlem alındığında çok hızlı bir şekilde uygulanıyor, yerine getiriliyor ve insanlar da gerçekten buna riayet ediyor. Bu Asya'da çok kolay kontrol altına alındı gibi gözlemliyorum ben. Yani biraz yönetim kültürüyle alakalı, herhalde biraz yönetim felsefesiyle alakalı. Bu anlamda hani Avrupa'da insanları çok zor kontrol altına aldılar. Sen de mutlaka görmüşsündür. Evet. Çok büyük bir fark hissediliyor yani burada. Bunda şu da etkili olabilir diye düşünüyorum. Yani sonuçta burası daha önce işte SARS, MERS gibi hani yine bu bölgede aslında yaygın olan bir şey olduğuna dair okumalar olmuştu. Dolayısıyla hani bunları deneyimleyen
bir coğrafya olduğu için belki hani artık daha deneyimli yaklaşıyor olabilir. İnsanlar da daha duyarlı olmuş olabilir. Bu da etkili bir şey olabilir. Evet, doğru. Peki Haydar, yani bir göçmen olarak ya da yani evet, senin için de göçmen ifadesini kullanabilirim aslında. Bir göçmen olarak bu karantina sürecini yaşamak nasıl? Yani çünkü aslında ülkeden uzak olmak normal şartlarda da çok konforlu bir durum değil. Üstüne bir de bunu yaşamak nasıl? Evet, yani aslında çok bir şey diyemeyeceğim çünkü gerçekten ilk defa bugün bunu deneyimlemeye başlıyorum. Çünkü gerçekten biz bugüne kadar yani günlük hayatımız nasılsa gerçekten öyle devam ediyordu. Sadece işte son bir haftadır bu sosyal mesafelendirme o bir etken olmuştu. Bu da işte çalışma alanlarımızda vesaire aralarda mesafe bırak onlara uymak zorundaydık falan. Ondan öncesinde gerçekten hani yani her gün nasılsa gerçekten bir farklılık yoktu. Bunu da dediğim gibi en çok şeye borçluyuz. Yani o hastalık neredeyse onun istatistiğini yani tutup bu o bölgeyi biraz sıkı tutup aslında diğer insanların hayatının etkilenmesini sağlıyordu. Gerçekten böyle deneyimledik. Bugün itibariyle biz de artık hani yemek yemek gibi bir takım ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmıyoruz. Yani buna dair bilgilendirildik. Üniversiteye uğramayacağız. Artık evde çalışma moduna ondan sonra geçmiş olduk gibi. Peki. O zaman son olarak şunu sorayım. Böyle söyleşi yaptığım herkese sormaya çalışıyorum bunu. Bu salgınla ilgili geleceğe bir not bırakmak istesen şöyle düşünebilirsin. Bir yıl sonra bu kaydı dinlediğinde duymanın seni mutlu edeceği bir şey. Ne söylemek istersin? Nasıl bir not bırakmak istersin? Oh, evet, zor. Umarım unutmayız ya. Ben gerçekten o kadar yani dünya bazında belki değil de ülkemizde o kadar bizi üzen şeyler yaşadık ki. Çok üzücü süreçler gerçekten geçirdik ve maalesef bir şekilde yani bireysel olarak demiyorum bir toplumsal hafıza olarak unutuluyor. Bu da gerçekten yani mesela dün bir haber okudum. Bir kargo firmasında çalışan birinin bir isyanı vardı yani evde kalıyorsunuz ama ayakkabı sipariş etmek nedir? Siz ayakkabı sipariş ettiğiniz evet. için ben işimi kaybettim diye bir yakarışı vardı. Tabii ki hastalık çok zor bu süreç. Hastalığı sadece yaşayan değil onun çevresi de gerçekten çok zor süreçler geçiriyor. Ama bu süreç aynı zamanda bir o kadar da hasta olmayan ya da ne bileyim çalışmak zorunda olan insanlar için de iyice gerçekten zorlaştı. Bilmiyorum yani dersler çıkartırız diye düşünüyorum ben. Evet, aslında önemli bir hatırlatma. Gerçekten umarım unutmayız. Ben de umarım. Çok teşekkür ederim, rica ederim. Haydar. Ben teşekkür ederim. Umarım orada en kısa sürede her şey yoluna girer. Aslında yani orada yoluna girmesi bizim için de umut anlamına geliyor. Bizim yüzümüz hep o tarafa dönük. Güzel haberlerinizi bekliyoruz diyerek bitireyim öyleyse. Umarım. Çok teşekkürler herkese. Umarım atlatacağız yani gerçekten yakın zamanda.